Ortak Coğrafya'nın avazından TRT Avaz ekranlarından herkese merhaba, mutlu akşamlar. Bizi Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar, Kıbrıs ve Türkiye'den izleyen tüm sevgili seyircilerimize, sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Ben Fulya Akbuga. Bugün 7 Haziran 2013 günlerden Cuma. Bu haftayı noktalıyoruz artık. Ve Stüdyo Avaz bir kez daha başlıyor. Bugün çok zevkli bir konumuz var. Dalış sporunu konuşacağız. Hem ülkemizdeki dalış noktaları hem dünyadaki noktalar. Bu konuda çalışmak isteyenler, eğitmen olmak isteyenler neler yapmalı? Dalış sporuna ilgi duyanlar iyi yüzme bilmeyi de aynı zamanda başarmalı mı? Bütün bunları anlatacak bir konumuz var ve aslında bu alanda çalışan bir kadın olarak da başarılı bir isim kendisi. Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Dalış Merkezleri Kurulu Başkanı Gaye Dülger Aldeniz bizimle. Gaye Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Gerçekten aslında kadınların çok fazla görülmediği alanlardan biri diyebilir miyiz? Evet. En azından profesyonel anlamda. Evet, maalesef. Bekliyoruz hepsini ama işte gelecekler inşallah. Önce siz nasıl bir işe başladınız? Buradan başlayalım. Çünkü siz yurt dışında uzun zaman kaldınız. Dünyanın çok farklı dalış noktalarında, aslında en önemlilerinde belki de o büyüleyici atmosferi yaşamış kişilerden birisiniz. Önce sizin hikayenizi dinleyerek başlayalım. Sonra da dalış sporunu daha yakından tanıtalım izleyicilerimize. Tabii. Ben aslında Türkiye'de başladım dalışa. Fakat dalışa başlamadan önce dalışa başlamamın sebebi yurt dışında olmam ve yurt dışında bir dalış yapan bir bayanla tanışmam. Florida'da değil mi? Evet, Florida'dayken orada çalıştığım dönemde birlikte kaldığım oda arkadaşım vardı. O bir dalıcıydı ve her gün paletleriyle birlikte gelip su altı ile ilgili çok güzel şeyler anlatıyordu. Ben de başlayacağım dedim. Fakat bunun için bir eğitim almak gerekiyor. Eğitimin bir süresi var. Teorik eğitim, arkasından pratik çalışmalar. Uzun süre aynı yerde kalamadığım için eğitimi orada alamadım. Buraya döndüğümde başladım eğitime, arkasından da devam etti gitti. Evet, şimdi dalış sporuyla ilgili pek çok soru var. Aslında izleyicilerimiz de belki sorunlarını iletebilirler. Telefon numaralarımızı da bu arada dilerseniz verelim. Bu spora çünkü gönül vermiş çok fazla kişi var. Merak eden çok fazla kişi var. Ve evet, ülkemizde de aslında işte Kaş gibi, aslında son dönemde doğuda da pek çok merkez var. Ne bileyim, Fethiye gibi önemli noktalar olduğu için ilgi de çok fazla. +90 312 463 3312 +90 312 463 3314 telefon numaralarımız, yayına katılarak siz de sorularınız varsa iletebilirsiniz. Evet, her şeyden önce çok iyi yüzme bilmek gerekiyor mu? Dalış sporuna merak saran birisi hangi aşamalardan geçiyor? Bu sporla ilgilenmek profesyonel anlamda olmasa bile herkes için, her yaştan aday için diyelim, mümkün mü? Mümkün tabii. Sondan başlayarak gideyim ya da en baştan başlayarak gideyim, nasıl istersiniz. Hiç fark etmez. Aslında en güzeli çok iyi yüzme bilmek gerekiyor mu? Çünkü bu çok fazla sorulan bir soru. Çok iyi yüzme bilmek gerekmiyor. Bizim ölçümüz şu: mayosuyla kişi denize girdiğinde ayağı yere basmayan bir yerde rahatça kalıp bir yerden bir yere yavaş yavaş yüzüp gelebiliyorsa bizim için bu yeterli. Suyla barışık olmak ve biraz yüzme bilmek diye düzeltebiliriz aslında. Ama şu kadar metreyi bu kadar dakikada gidecek, şu stilde yüzecek, bunu yapacak, şunu yapacak, onu başlangıç düzeyi olan dalıcılardan beklemiyoruz tabii. Evet. Evet. Sonrasında da dalışa başlamak için ilk önce bir yetkili dalış merkezine gitmesi gerekiyor. Türkiye Sualtı Sporları'nın web sitesi var. Bu web sitesinin içerisinde dalış merkezlerimiz diye bir başlık var. O başlığın altında hangi ildeyse kişi o ili seçerek kendi bölgesindeki yetkili dalış merkezlerini ve o merkezde çalışan yetkili eğitmenleri görebilir. Onlardan herhangi bir tanesine başvurduğunda zaten müfredatımız belli, eğitimi yapma şeklimiz belli. Oradaki yetkili eğitmen de zaten federasyon tarafından yetkilendirilmiş eğitmen, buna göre dalış eğitimlerini alıyor. Bu ilk aşama için eğitimi alıyor, sertifikasını aldıktan sonra artık rahatlıkla birçok yerde dalış yapmaya devam edebiliyor. Peki nasıl bir eğitim bu? Bu ilk önce teorik kısımdan oluşuyor. Teorik kısımda dalış malzemelerini öğretiyoruz. Dalışta neler yapıldığını öğretiyoruz. Ufak tefek risklerinden bahsediyoruz. İlk aşamada zaten çok derinlere kimseyi daldırmıyoruz. Hani ilk zannedilen böyle tekneye binecek ve boşluğa doğru bir adım atacak. Ama öyle bir şey yok aslında. Biz kişileri işte 1.20 olan bir suya sokuyoruz malzemeyle birlikte. Diz çökelim diyoruz. Diz çöktüklerinde su başlarının üzerine çıkıyor. İlk dalış öyle başlıyor. Yani böyle ayağımızı atıp çok derinlere falan gidip kaybolmuyoruz. Adım adım derinleşerek gidiyoruz. İlk dalışlarda da
ileride yapacağı gezi dalışlarında karşısına neler çıkacak, onları kendilerine öğretiyoruz. Başarılı olduğu zaman da kişiyi sertifikalandırıyoruz. Yani teorik çalışma artı pratik çalışmanın sonucunda alınan bir belge oluyor. İlk aşama dalıcılarda 18 metre derinliğe kadar kendi yanlarında bir dalış lideri veya eğitmenle birlikte dalış yapabiliyorlar. Bazı tatil beldelerinde aslında çok hızlandırılmış eğitimler de veriliyor. Herhalde bunları tasvip etmiyorsunuz değil mi? Bir gün içinde hemen dalabilirsiniz. Onlar farklı gibi bir eğitim çeşidi aslında. O da var bizim müfredatımız içerisinde. Onun ismi tanıtım dalışı olarak geçiyor. Derinliği bu kadar fazla değil. Evet, siz tatildesiniz ve aklınıza geldi ya da uzun zamandır aklınızda vardı. Dalış nasıl bir şey merak ettiniz. Kursa o kadar zaman harcayıp harcamamak gerektiğini bilemiyorsunuz. O zaman tanıtım dalışı yaptırıyoruz. Bunu biz Ankara'da vesaire diğer şehirlerde de havuzlarda yapıyoruz zaten. Derinlik maksimum 5 metre olmak üzere kısa bir eğitimle, eğitmenle birlikte birebir kişiyi suyun altında gezdiriyoruz. Evet, şimdi eğitimin içeriğinden biraz daha bahsedelim. Teorik kısmında neler var dediniz ya, işte suyun altında neyle karşılaşacağını kişiye anlatıyoruz. Neyle karşılaşılıyor ve suyla barışık olmak kısmını da biraz açalım. Hani su korkusu olan ya da klostrofobisi olan biri de bu sporla uğraşabilir mi? Su korkusu olanı çok zannetmiyorum. Çünkü suyla çok birlikte olan bir spor dalı. Fakat klostrofobisi olan ve dalışa başlayan birçok tanıdığım var. Çünkü kendileri de suyun içine girdiklerinde aslında oranın bir kapalı ortam hissi vermediğini söylüyorlar. Hatta eğitmenlik aşamasına kadar gelen tanıdıklarım da var. Onun için klostrofobi ayrı bir kategoriye koyuyorum. O ayrı bir şey. Çünkü orada ayrı bir dünya. Ferah belki de içinde bulunduğumuz dünyada. Daldığımız yere göre görüş de çok açık. Evet. Yani metrelerce ileriyi görebiliyor. O zaman karada veya suyun altında kişi fark için etmez. Çok fazla bir şey değiştirmiyor. Çünkü kapalı alan önemli bir sıkıntı onlar için. Burada kapalı bir şey yok. Neler var peki suyun altında? Vallahi siz neler ilk daldığınızda ne sizi heyecanlandırdı? Bu işi meslek olarak seçmeye nasıl karar verdiniz? Başka bir dünya. Yani orada kendi halinde yaşayan farklı bir dünya var. Farklı canlılar var. Hepsinin bir telaşı var. Aynı burada olduğu gibi bir yere gidiyorlar, bir yerden geliyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Ve siz de oraya sadece bir ziyaretçi olarak gitmişsiniz. Kısa bir süre oradasınız, böyle bakıp geçiyorsunuz gibi. Sanki filmin içerisinde dışarıdan böyle bulunmak gibi bir şey oluyor. Benim çok hoşuma, hala çok keyif alıyorum uzun zaman olmasına kurallar rağmen. Kurallar mutlaka vardır. Var tabii. Nedir o kurallar? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Tehlikeler var mı? Ya da sizin işte kendi mesleki anlamda bir takım etik kurallar da olabilir. Bunun dışında her zaman uyduğunuz, tehlike olmasa bile özellikle öğrencilerinize temizlediğiniz noktalar olabilir. Dalışın çok fazla kuralı var. O kuralların hepsine uyduğumuz zaman da aslında riski hiç olmayan bir spor dalı. Çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ben hep ders anlatırken şöyle derim. Dalışın kazası yok. Çünkü sizin kontrolünüzün dışında olan şeyler kazaya sebep olur. Kazara deriz, kazayen olur. Burada öyle bir şey yok. Bir şeyi bilerek yanlış ya da eksik yaptığınızda sonucunda gelebilecek olan şey kaza oluyor, dalış kazası oluyor ki o da artık biraz bilinçli yapılmış oluyor gibi geliyor bana. O yüzden kurallar çok net, yapılması gereken şeyler çok belli. Onlara uyulduğu zaman hiçbir riski olmayan bir spor dalı olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bunlar neler? Kısaca bakabiliriz. Yeni başlayanlar için biraz daha farklı, ilerletenler için daha farklı, dalış liderleri ve eğitmenler için birazcık daha değişik oluyor. Yeni başlayanlar bir kere ilk önce mutlaka bir dalış lideri ya da eğitmenle birlikte dalmaları gerekiyor. Çünkü orada onlara destek olabilecek kişi o. Kendi düzeylerinde birisiyle dalmaları çok fazla mümkün değil. Ancak malzemeyi alıştıktan sonra birazcık daha ilerlettikten sonra bir üst aşamaya geçince iki yetişkin dalıcı, biz onlara iki yıldız diyoruz. İkisi bir arada dalış yapma yetisine sahip olabiliyorlar. Bunun dışında derinlik sınırlamamız var. Biz bir hava kaynağıyla dalıyoruz. Daha önceden düşünüldüğü gibi ya da çevrede bahsedildiği gibi bizim oksijen tüpümüz yok. Bizim hava tüpümüz var. Onu da biraz anlatalım yani, aslında. Evet. Yani burada soluduğumuz havayı sadece sıkıştırarak içine doldurduğumuz bir tüp var.
Dolayısıyla da bu tüpü suyun altında kullanarak oksijen devam ediyoruz. Oksijen farkı ne? Normal hava çünkü içerisinde. Yani 80'e 20 diyebiliriz. %80'e 20, %80 azot, %20 oksijen. Diğer gazları saymıyorum. Böyle bir karışımımız var. İçerisindeki oksijenin oranı %20. Yani dışarıdaki havada soluduğumuz gibi. Öyle olduğu zaman bize çok büyük bir risk doğurmuyor. Saf oksijen olsaydı, biz doğal olarak saf oksijen solumadığımız için o burada tabii hem çok tedavi edici, çok iyi bir etkisi var ama aynı zamanda zehirleyici tesiri de tabii ki diğer gazlarda olduğu gibi var. Suyun altında hava soluduğumuz için, havayla basınç altına girdiğimiz için derinlik sınırlamalarımız var. Çünkü nitrojenin bazı tesirleri var. Narkotik tesiriyle başlıyor ve o da belli bir derinlikten sonra oluşuyor. Oksijenin zehirleyici etkisi var ama bunlar hep bizim limitlerimizin çok çok altında olan şeyler. Öyle olduğu için dalış limitlerine uyduğumuz zaman hiçbir riske girmemiş oluyoruz aslında. Ne kadar süre aşağıda kalınıyor ilk etapta? Eğitimler için 40-45'er dakika kalınıyor. Sonraki dalışlar için tüpün içerisindeki havamızın yettiği ölçüde kalıyoruz. Biz bitene kadar kalmıyoruz. Bizim tüpün içerisinde bırakmamız gereken hava miktarı var. Bu 50 bar. 50 bar kaldığında mutlaka yüzeye çıkmış olmamız gerekiyor. Garantilemek için. Evet, her ihtimale karşı 50 bar kala çıkıyoruz. Zaten tüpler 200 bar dolu oluyor. 100 barda dönüş yapmaya başlıyoruz. 50 barda tekneye ulaşıyoruz ve yukarıya çıkmış oluyoruz. Böylece kendimizi garantiye almış oluyoruz. Evet Gaye Hanım, sohbet devam edecek. Çok güzel gidiyor. Ama şimdi gündem bölümümüz hazırmış. Sözü Esra Bisi ve telefon konuğuna bırakma zamanı, ardından tekrar birlikteyiz. Teşekkürler Fulya. Sana, değerli konuğumuza ve ekranların başında bizleri izleyen sevgili seyircilerimize Stüdyo Vaz gündem bölümünden mutlu akşamlar diliyoruz. Atasporlarımızdan olan güreşin tanıtılması ve geleceğe aktarılması amacıyla 8-9 Haziran'da 42. Kültür Sanat ve Güreş Festivali Çankırı'nın Şabanözlü ilçesinde gerçekleştirilecek ve Türkiye'nin çeşitli illerinden, çeşitli bölgelerinden birçok pehlivan da bu festivale gelecek. Ve 2 gün sürecek olan bu festivalin detaylarında neler var? Yine kültür sanat festivali olmasıyla kültüre katkıları neler olacak? Bunları da telefon konuğumuzla konuşarak sohbet edeceğiz. Şabanözlü Belediye Başkanı Ali Çapçı var şu anda hattımızda. Hoş geldiniz. Alo. Sayın Çapçı, duyabiliyor musunuz? Merhabalar efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sizler nasılsınız efendim? Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Bizler de iyiyiz. Hamdolsun bir yaramazlık yok. Çok sağ olun. Hazırlıklar hemen hemen bitmiştir artık diye düşünüyoruz. Çünkü yarın bir festival başlıyor. 42. Kültür Sanat ve Güreş Festivali'ne ev sahipliği yapacaksınız Şabanözlü olarak, belediyesi olarak. Neler düşünüyorsunuz, neler aktaracaksınız bu festivalle ilgili bize? Efendim teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum TRT Hava seyircilerine. Yarın 42. Geleneksel Kültür Sanat Güreş Festivali başlatıyoruz. Cumartesi ve pazar günü olmak üzere 2 gün. İlk günü kültür sanat etkinliklerini ilçemiz merkezinde çarşı alanında düzenleyeceğiz ve 1.30'da başlayarak gece saat 23 sıralarında havai fişek gösterileriyle bitirmiş olacağız. Bu program içerisinde kendi ilçemiz, beldelerimiz, köylerimizde yetişen ve kendi okullarımızda yetişen çocuklarımızın sanatsal faaliyetlerini sergileme imkanı bulacağız. Yöresel sanatçılarımız, yine ulusal sanatçılarımız ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla bir güzel kültür, sanat ve eğlence programını ilçemizde teşrif eden saygıdeğer misafirlerimizle, halkımızla bunu güzel bir şekilde kutlamış olacağız inşallah. Evet, ayrıca Ankara'ya da yakın ilçelerden bir tanesi Şabanözlü ilçesi. Hay. Çankırı'nın Ankara'ya en yakın ilçesi, 75 kilometre hemen yakınında. Yani bir saat bile olmadan gidip gelebiliyoruz. Çok yakın. Pazar günü de, 9 Haziran pazar günü de 42. defa düzenlediğimiz ve ilçemizde Orta Anadolu'nun Kırkpınarı diyebileceğimiz büyüklükte, derinlikte yağlı güreş müsabakalarını da yine ilçemiz güreş mahallinde yapacağız. Şu anda
personelimizle birlikte güreş sahasındayız. Hatta onlarla görevlendirmeleri konularında ve bu işi başarıyla yapmanın gerekliliği hususunda onlarla toplantıyı yapıyorum şu anda. Çok güzel. Sizlere bağlanmış bulunuyoruz. Hı. Yaklaşık olarak 500 civarında, 500'ü geçkin pehlivan bekliyoruz. Oh, çok çünkü güzel. Ülkemizde bu güreş 42. defa düzenleniyor ki ta Yaşar Doğuların, efendim Yaşar Karabacakların, efendim Bayram Şitlerin, Ahmet Ayıkların, Tevfik Kışların güreştiği bu alanda artık 42. defa yine bu pehlivanlarla, ulusal ve dünya şampiyonlarıyla birlikte olacağız. Bir son rötuşları yapıyoruz ki gayet güzel çimlendirmemiz, tribünlerimiz ve saha, her şey yolunda inşallah. Güzel bir festivali tamamlamanın sevincini şimdiden yaşamaya başladık. Evet, gerçekten, çünkü saatler kaldı diyebiliriz neredeyse. Peki Şaban Özlü ilçesi olarak güreş merkezlerinden bir tanesi, Türkiye'nin sayılı güreş merkezlerinden bir tanesi ilçeniz. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Atasporlarımız olan güreşi yaşatma anlamında neler yapılıyor Şaban Özlü ilçesinde? Evet, şimdi bir Türkiye Greco-Römen 1. Lig'de mücadele eden bir takımımız var. Şabanözü Belediye Spor Kulübü'nün bir güreş takımı var ki Türkiye 1. Lig'inde mücadele ediyor. Ayrıca bir güreş eğitim merkezi diyebileceğimiz, belediyemizin imkanlarıyla ortaya koyduğumuz bir merkezimiz de var. Çocuklarımızı küçükten atasporumuzu yaşatmaya ve bu sporun çocuklarımız nezdinde kıymet kazanmasına çalışıyoruz. Bu amaçla yetişen çocuklarımızdan hakikaten Türkiye şampiyonalarına devam eden çocuklarımız da var. Biz istiyoruz ki bu çocuklarımız spor ahlakı içerisinde, güreş ahlakı içerisinde hem mücadele, hem hayat mücadelesi, hem de insani değerlerle derinlik kazansın istiyoruz. Bu yüzden de her yıl bu müsabakaları, bu etkinlikleri yapmaya devam ediyoruz. Evet, biz de devamını bekliyoruz her yıl olduğu gibi. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür için. Ediyorum. Buradan güreş severlere, izleyicilerimizi yarın Şaban Özü'ne, öbür gün pazar günde güreş sahamıza bekliyorum. Sizler aracılığıyla herkese selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler, saygılar bizden. Sağ olun, iyi akşamlar. Evet, 8-9 Haziran'da yani yarın başlayacak olan 42. Kültür Sanat ve Güreş Festivali'nin buradan da tekrar duyusunu yapmış olalım. Güreş severler, spor severler de Çankırı'daki Şabanözü ilçesine giderek bu festivali katılabilirler, ortak olabilirler. Evet, Stüdyo Avaz Gündem bölümünün bu haftalık sonuna geldik. Şimdi söz tekrar Fulya ve değerli konuğuna bırakıyoruz. Teşekkürler Esra. Evet, şimdi atasporumuzdan, güreşten başka bir spora dönüyoruz. Dalış sporu ve bakın size neler göstereceğim. Bulunduğunuz dünyadan sizi alıp götürecek görüntüler var bu dergide. Deniz Magazin, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun bir yayını. Bakın bakın, harika. Burası neresi biliyor musunuz Gaye Hanım? Şu orası yani dergiden bildiğim kadarıyla Filipinler'de bir fotoğraf olması lazım ama bir bakmam gerekiyor. Denizin altında bambaşka bir dünya ve orada aslında keşfedecek çok şey var. Şu fotoğraflara bakalım, önümüzdeki dakikalarda aslında sualtı fotoğrafçılığından da bahsedelim. Bahsedebiliriz. Sizin yaptığınız tabii. Sporun çok farklı dalları var. İşte eğitmenlik boyutu var. Bir yandan yurt dışında duyuyoruz, filmlerde görüyoruz. İşte köpek balığı dalışları var. Batık dalışları var. Çok farklı alanlarda çalışıyorsunuz. Sualtı fotoğrafçılığı da bunlardan biri. Şimdi kaldığımız yerden devam edecek olursak. Tüpümüz dedik, oksijen değil, hava dolu bir tüp. Evet. İşte belli bir süre zarfında aşağıda vakit geçirdikten sonra yukarı çıkıyoruz. Bu arada zaman zaman serbest dalışla da karıştırılabiliyor değil mi? Evet, ama aslında karışmaması lazım. Biz tamamen bağımsız bir hava kaynağıyla dalıyoruz. Suyun altındaki o bölgeyi gezmek için dalıyoruz. Geziyoruz, çıkıyoruz. Bizimki aklıma bu. Derinlik Sarhoşluğu filmi geldi. Geldi değil mi? Herkesin genelde öyle oluyor. Ama onlar serbest dalış, iniyorlar. Belli bir noktaya inmek üzere zaten giriyorlar suya. Ve nefeslerini tutuyorlar. Yani yüzeyde soluk alıp verip ondan sonra nefesi tutup derine giriyorlar. Ve ondan sonra da yukarı çıkıyorlar. Biz tam aksine
hiç nefes tutmuyoruz ve giriyoruz ve çok yavaş çıkıyoruz. İkimizin arasında aslında çok ciddi bir fark var ama dışarıdan bakınca demek ki o kadar farklı gibi görünmüyor ki çoğu kişi serbest dalışla tüplü dalışı birbirine karıştırabiliyor. Biz suyun altında ne kadar kalabiliyoruz? Tüpümüzün yettiği sürece, tüpümüzün içerisindeki hava miktarı belli, ne kadar basınçlı olduğu da belli. Bu belli derinliklerde bize daha uzun, belli derinliklerde daha kısa yetiyor tabii basınç arttığı için. Dolayısıyla sığ dalışlar yaptığımızda daha uzun kalabiliyoruz, derin dalışlarda daha kısa kalabiliyoruz. Fakat dalış limitimiz bizim maksimum 30 metre. Eğer bir eğitim yapacaksak en çok 42 metreye kadar dalış yapabiliyoruz. Daha derine daldıkça ne değişiyor? Renk azalıyor. Balıkların, mesela en fazla kaç metreye daldınız? Ben teknik derin dalış yaptım. Yani karışım gazla yaptığım dalışlar var. Onların tabii derinlikleri rekreasyonel dalışa göre çok farklı. Ama standart yaptığım dalışlar benim de öyle öğrencilerle birlikte 42 metreye kadar olan maksimum dalışlar yaptık. Biraz derine fazla gittiğimizde eğer ekstra bir amacımız yoksa o dalış çok anlamlı olmuyor zaten. Çünkü güneş ışığı çok fazla girmiyor. Çeşitlilik azalıyor. Suyun sıcaklığı azalıyor. Öyle olduğu zaman biz daha çok 20 metreleri, 25 metreleri tercih ediyoruz. Oralarda renk daha fazla, kırmızılar, yeşiller, turuncular, maviler, bu fotoğrafta gördüğünüz şeyler çok daha fazla var. Öyle olduğu zaman biz de oralarda kalmak istiyoruz. Hem sığ, daha geç tüpümüz tükeniyor. Hem uzun vakit geçirebiliyoruz hem de orada daha rahat keyif yapıyoruz. Yaş sınırı var mı? Var tabii. 14 yaşından itibaren dalışa başlanabiliyor. Ama üst yaş sınırımız yok. Sağlıklı olduğu sürece herkes dalış yapabilir. Ve bayağı ileri yaşlarda da bu spora merak saran var. Herhalde çalıştığınız var. Öğrencileriniz evet. Var evet, değil mi? Var var. Dede dalgıçlarımız var. Onlarla gurur duyuyoruz. Babaanneleri, anneanneleri de bekliyoruz tabii dalışa. Evet, evet. Çünkü ben özellikle bayan sayısının artmasını çok istiyorum dalışta. Bakalım çabalıyoruz. Şimdi tabii ki yine dalmamış olanlar için biraz böyle masal dünyası, hayal dünyası gibi geliyor. Filmlerden, belgesellerden gördüğümüz kadarıyla biliyoruz. Neler var bu? Rengarenk görüntüler nerelerde var? Hani ülkemizde dalış noktaları, belli başlı dalış var. Noktaları olduğunu biliyoruz ama en güzel dalış merkezi, siz dünyanın pek çok yerinde daldınız. Önce sizin daldığınız yerleri bir öğrenelim. Galiba Küba var. Maldivler var, değişik noktalar var. Var, evet. Tayland var, Kızıldeniz tabii ki var, Kızıldeniz'in uzakları var filan. Çok fazla yerde daldım. Ama Türkiye'de dalmayı çok seviyorum. Yani şöyle bir kanı oluşuyor, yurt dışında daldık, Türkiye'de de artık dalmamıza gerek yok gibi. Ama her tarafın ayrı bir güzelliği var. Yani Türkiye'de muhteşem batıklar var. Çok güzel deniz canlıları olan bölgeler var. Her bölgede ayrı bir canlı yapısı var. Biz o kadar şanslıyız ki deniz yapısı olarak bizim Karadeniz'de de dalış bölgelerimiz var. Yüksek irtifada da dalış bölgelerimiz var. Ve hepsinin görüş, yani görüş mesafesi ve hepsinde de canlılık var. O kadar güzel ki. Şimdi önümüzdeki haftalarda Elazığ'a gideceğiz. Orada bir batık şehirden özel izin aldık. Orayı gezmek üzere bir dalış yapacağız. Muhteşem, ben gördüğüm fotoğraflara hayran kaldım. İnanılmaz değişik bir su altı var. Van'dan geldim, rekor denemesi vardı biliyorsunuz. Şahika başarılı evet. Oldu rekorunda. Tebrik ediyoruz burada. Hem tatlı burada. Su, evet, hem tuzlu su rekorunu kırdı ve şu ana kadar yapılmış en yüksek irtifada olan dalıştı, 1700 metrelerde. Ben de çok tebrik ediyorum kendisini. Orada dalış yaptık biz tüple, o serbest dalış yaparken. Oradan İstanbul'a gittim. Geçen hafta İstanbul'da dalış yaptım. Oradan döndüm. Şimdi önümüzdeki hafta Karaburun'a gideceğim. Yani Türkiye böyle dünyanın en güzel cennetlerinden bir tanesi. Çünkü her tür canlıyı görebileceğimiz bir su altı yapısı var. Şimdi bu tarafa göçler de olmaya başladı artık. Çünkü küresel ısınma bizi çok etkiliyor. Kızıldeniz tarafından gelen canlıları biz şimdi Akdeniz'de görebiliyoruz. Bakıyoruz. Kızıldeniz'de gördüğümüz bir canlı, biraz burnu uzamış, biraz rengi değişmiş falan ama burada var.
bakıyoruz bir tane iki tane, ondan sonra yavaş yavaş çoğalmaya başlıyorlar. Balıkları da tanımaya başlıyor musunuz artık? Tabii çoğunu tanıyoruz. Akraba olduklarımız var orfozlardan. Çünkü uzun süre yaşayan ve sabit evi olan canlılar var. Ha, o şekilde de tanıyorsunuz. Var, hani ben isimlerini biliyor musunuz? Türlerini çoğunlukla biliyoruz. Onun dışında şahsen tanıştıklarımız da var. Gidiyoruz, komşu geliyoruz. Olduklarımız tabii bizim balığımız, bizim orfozumuz hala burada. Yavruları olmuş yine orada filan. Çok insanı çok kendine bağlayan bir dünya, sualtı dünyası. Çok ilginç gerçekten. Değil mi? Çok değişik. Onun için adım adım böyle içine girmek lazım. Ülkemizde aslında daha fazla belki de bilinmesi gerekiyor. Bu anlamda evet. Bir turizm potansiyeli var mı? Hani hep mesela Mısır, Kızıldeniz çok akla gelen bir örnek ama Türkiye'de evet. Dünyada biliniyor mu dalış merkezleri açısından? Aslında bilindiği yerler var. Bunun için Türkiye'ye gelenler de var dalış yapmak için. Fakat birazcık daha tanınmaya ihtiyacı var. Birazcık daha korunmaya da ihtiyacı var. Özellikle bizim dalgıçlarımız tarafından çok iyi korunması lazım. Çünkü biz güzel tüketen bir toplumuz. Her şeyi seviyoruz. Ondan sonra hızlıca da tüketebiliyoruz. Aynı çevreye yaptığımız gibi suyun altında da aynı şeyi yapıyoruz. Evimize götüreceğimiz bir kabuk aslında bizi o an için mutlu edebilir. Ama suyun altındaki ekolojik sistemde çok büyük bir bozukluk yaratıyor. Aslında bu çok önemli. Sizin çok bununla önemli. İlgili de çalışmalarınız, bir kampanyanız vardı. Vardı. Evet, hiç aklımıza geçmişti. Gelmiyor belki. İşte tabii. Çevre duyarlılığımız var. Her geçen gün daha da gelişiyor belki ama evet. Örneğin evinizdeki deniz kabuklarını alın götürün denize geri atın diye bir kampanya var. İsterseniz bunun ayrıntılarından biraz bahsedelim. Tabii biz bunu biz buna katılmıştık. Başka arkadaşlar yapmıştı. Ve ben çok iyi sonuç alındığını düşünüyorum. Aslında bunun sürekli devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz deniz yıldızlarını alıyorduk, kurutuyorduk evde. Ve bunu da çok bilinçsiz yapıyorduk. Ama deniz yıldızlarını biz kuruta kuruta, şimdi suyun altında görebileceğimiz yıldızımız kalmadı. Ki o kadar çoktu ki bizim sularımızda deniz yıldızları. Şimdi bir tane gördüğümüz zaman böyle çok özel bir canlı görmüşüz gibi oluyor. Ya da suyun altında çıkarmasak bile mutlaka bir dokunma hissimiz var. Böyle alayım ona bir bakayım, alayım ona bir omuzuma koyup fotoğraf çektireyim. Bunları yaptığımız zaman o hayvanların önemli bir kısmı tekrar üremiyorlar. Üremedikleri için o tür yavaş yavaş yok oluyor. Bizim en büyük dezavantajımız aman canım ben yaptım bir kişiden olacak mı oluyor. Ama bu iş bir kişi oluyor işte. Biz doğru. Onu gözlemledik çünkü aynı marinadan çıkan 10 tane tekne olsa, 10 teknenin üzerinde 30'ar kişi olsa ve o 30'ar kişiden sadece 10'ar tanesi bir şeylere dokunsa ve bu günlük bir sayı olsa inanılmaz bir sayıya ulaşılıyor. Gerçekten öyle. Biz yıpranmayı gözlemleyebiliyoruz zaten. Bunun üzerine araştırmalar, çalışmalar yapan çok değerli bilim adamları var Türkiye'de ve onlar bize gelişimi söylediği zaman biz gerçekten çok üzülüyoruz. Şimdi Sualtı Sporları Federasyonu'nun yeni çalışmaları var tonoz atılması ile ilgili. Bölgelerin tonoz miktarı artırıldığı zaman tekneler çok fazla çapa atmayacaklar. Çok fazla çapa atılmadığı zaman onu çektiğinizde orada olan tahribat yine oluşmayacak. Böyle çalışmalar başka sahil neler için yapılabilir? Var. Ama onun dışında biz tanıtım için bir şeyler yapıyoruz. Çünkü ben bu kurula başkan olduğumda bir amacım vardı. Dedim ki tüplü dalış ne demek filan bilmeyen kimse kalmasın dedim. Çünkü hala biz dalış kıyafetiyle gezdiğimizde bize böyle çok değişik canlılarmışız gibi bakanlar oluyor. Artık olmasın diye düşündük ve böyle bütün Türkiye'de çalışmalara başladık. Şimdi tüm bölgelerde su altı ile ilgili sunumlar, eğitimler vesaire hepsini yapıyoruz. Burada amacımız dalıcılar değil, henüz dalışa başlamamış. Belki hiçbir zaman başlamayı düşünmeyen ama su altıyla ve dalışla ilgili bilgi almak isteyen kişiler. Su altıyla ilgili bir panayır çalışmamız var. Bir Temmuz ayında yapılacak olan su altı temizlik hareketimiz var. Buna hiç dalıcı olmayan birisi de gelip bizim envanter tutmamızda yardımcı olabilir. Nasıl bir şey su altı temizlik projesi? Su altı temizlik projesi buradan toparlanıyor. Dalgıçlar, dalgıç olmayanlar, çocuklar, yetişkinler, herkes. Ve bir bölgeye gidiyoruz. Oradaki dalış merkezleriyle lojistik anlamda da birlikte çalışıyoruz. Ondan sonra orada suyun altına girip dalışı yapıp suyun altındaki çer çöp ne varsa
topluyoruz. Çünkü biz öyle dilek dilemek için de atıyoruz, birisine kızıyoruz, onun eşyasında suya atıyoruz. Onun dışında bazen balık tutmaya çalışıyorsunuz, her şey geliyor, çorap geliyor, patlıcan geliyor. Tabii, bizim denizlerimizde ne ararsınız bizim var. Her şey var, işte o her şeyi biz çıkaralım, yine ekolojik düzen kendi dengesine gelsin. O oradan sistemini çalıştırmaya devam etsin istiyoruz. Onun için temizliğe de herkesi davet ediyoruz. Siz de tabii batıklardan bahsettiniz. Bu evet. Batık dalışı nedir? Batık gemiler var idi sadece. Eskiden mesela Çanakkale tarafında savaş zamanından kalmış batıklar var. Onun dışında çeşitli sebeplerle karaya oturmuş, bir yere çarpmış, kış döneminde vesaire dalmış. Yeni dönemde ortaya çıkarılan tabii. İstanbul civarlarında değil mi bir takım batık gemiler var. Varlar aslında denizin altında yerlerde. Biz de o var olanlara gidip dalış yapıyorduk. Şimdi bizim yapay resif projelerimiz oluyor. Yapay resif projelerinde biz artık kullanılmayan gemileri ya da kullanılmayan uçakları alıyoruz ve su altında hiçbir şey olmayan, hiçbir canlılık olmayan bölgelere atıyoruz. O zaman orada yeni canlılar kendilerine yuva buluyorlar. Yeniden orada bir yaşam oluşabiliyor. Bizim dalgıçlarımız için de yeni dalış bölgeleri ortaya çıkmış oluyor. Bunun için de uzmanlık var aslında tüplü dalış eğitimlerinde. Batık dalışı uzmanlığı diye. Kişiler suyun altına dalıp o batıkların özelliklerini araştırıp onu bir çizim halinde getirip. Bunun amacı ne? Bu hakikaten zevk için yapılan bir şey mi yoksa dediğiniz gibi envanter çalışması? Envanter oluşturmak için de tabii yapılabilir. Bilgileri sonuçta belli yetkili kurumlara aktarmak gibi bir özelliği var. Tabii tabii bizim amacımız aslında Türkiye'deki bütün batıkları bir araya getirip ciddi bir envanter oluşturup ondan sonra da onu internette yayınlamak. Çünkü sadece batık dalışından keyif alan insanlar var. Ya da sadece mağara dalışından keyif alan insanlar var. Bunlar için hani bütün hepsinin yeri, şekli, şemali belli olsun. Çünkü dalış çok büyük bir endüstri. İlginç şeylerle karşılaştınız mı şimdiye kadar? Ne gibi? Hani hazine falan gibi o batıklarda. Karşılaşamadık. Hep arıyoruz. Maalesef diyorsunuz. Hazineler bitmiş ama amforalar var. Hala var. Tarih tabii. Eserler falan. Amfora, onların dalış yasak olan bölgeler olduğu için o taraflara tabii dalmıyoruz. Ama onun dışında amforaların olduğu çok fazla bölge var zaten. Onlar tarihsel bilgi veriyor sadece. Bodrum'da biliyorsunuz bir sualtı arkeolojisi müzemiz var. Muazzam ve dünyadaki en önemli aslında sualtı arkeoloji müzesi. Aynen öyle. Orada çok fazla gerçekten malzeme var. Onun dışında da suyun altında duran malzemelerimiz var. İşte biz... üzerinde küçük çalışmalar yapıyoruz dalışa gitmeden önce. Sonra daldığımız yerdeki amforaların tipine bakarak hangi yüzyıldan kalmış, orada ne tip bir batık varmış, nasıl bir gemi geçmiş. Çünkü saç batıklar kalıyor ama ahşaplar gidiyor. Ahşaplar gittiği zaman geriye bir tek onların çapasıyla amforaları kalıyor bize bilgi verebilecek. Oradan bakıyoruz. Bir de köpek balığı dalışlarından bahsettik programın başında. Bu da çok ilgi çeken bir nokta ki geçenlerde birkaç ay önce bir haber yansımıştı. Hatırlıyor musunuz? Yok. Köpek balığı dalışı hani turistik bir dalışmış da kafes açılmış köpek balığı mı girmiş. Hani bu tarz kaza haberleri de duyuyoruz ama bunlar herhalde profesyonel dalış alakası onlar Türkiye'de durumlar. Yok zaten. Yurt dışında. Ben de çok mutlulukla takip etmiyorum onları. Çünkü... canlının doğasının bozulmasından hoşlanmıyorum. Biraz öyle bir konu oluyor. Çünkü köpek balıkları ilk önce tahrik ediliyorlar. Ondan sonra onların yanına kafesle iniliyor. Ve sonra o hayvanlar kafese çarpıyorlar. Hayvan insanları doğal olarak sinirleniyor. Doğal olarak sinirleniyor. Aslında köpek balığının insana düşmanlığı yok. İnsanla köpek balığının herhangi bir bağlantısı yok zaten. Ama tabii işte bizim... böyle bir şeyimiz var. Bütün dünyadaki insanların bir böyle herhalde. Tutkusu. Evet yani hayvanın köpek balığını mutlaka insana bir şekilde bir atak yapması gibi bir düşünce var herhalde. Bu da oluşmadığı için turistik amaçlı olarak insanları yurt dışında işte hayvanları agresif hale getirip ondan sonra daldırıyorlar ki çok üzüldüğüm canlılar. Çünkü nesli tehlikede olan canlılar içerisinde evet. Köpek balıkları. Tabii çünkü bir köpek balığı yüzgeci çorbası çıktı. O çorba çıktıktan sonra tür tabii riske girmeye başladı. Çünkü hangisini bulurlarsa yüzgecini kesip suya attılar.
Bunlar bizim sektörümüz içerisinde güzel olmayan şeyler. Güzel tarafına geçeyim. Biz köpek balığı turları serisi yaptık. Hatta evet, onunla ilgili yazılarım da o dönem dergide çıkmıştı. Birkaç sefer farklı bölgelerde farklı tür köpek balıklarıyla dalışa gittik biz. O zaman bunun ayrıntılarını istiyoruz sizden. Tabii tabii. Biz çekiçbaş köpek balığı dalışına gittik. Ondan sonra leopar köpek balığı dalışına gittik. İşte ne deniyor? Siyah yüzgeçli, beyaz yüzgeçli bayağı köpek balıklarını görmeye gittik. Balık. Tabii hemşire köpek balıklarını görmeye gittik. Bunları görmek için onların orada olduğu dönemde, orada oldukları mevsimde ve orada oldukları saatte oldukları bölgelere özel dalışlar yaptık. Ve suyun altında neredeyse hareketsiz bekledik kimini. Çünkü o kadar korkak ve ürkek hayvanlar ki bir insan olduğunu ya da farklı bir hareket olduğunu fark ettiklerinde bile kaçıyorlar. Çekiç başlardan bahsedeyim, onlar çok değişik. Bir grup olarak dalışa girdik. Tabii fotoğrafçılar var, videocular var vesaire. Grupta diğer arkadaşlar da var. Çekiçbaş köpek balığı ilk önce bir tane öncü gönderirmiş. Gönderilmiş, o öncü bakarmış gruptaki insanlara. Eğer kendilerine karşı herhangi bir zarar hissetmezse grubun geri kalanına haber verirmiş. Onlar da gelirlermiş. Biz girdik ama masmavi, biz suyun içerisindeyiz. Etrafta görülecek başka hiçbir şey yok. Yani çekiçbaş köpek balığını görmezsek hiçbir şey görmeden çıkacağız sudan. Girdik, 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika bir tane geldi. Baktı, biz böyle uzaktan filan gördük ama hiç kimse kıpırdamıyor. Gördük, gitti. Bekliyoruz, hiçbir şey gelmiyor. Dedik herhalde bizi beğenmedi. Ya da küstü. Evet, çünkü gelmeye de bilir yani geri kalanları. Derken biz böyle grup halinde gidiyoruz. Arkadan onlar grupça gelip bizim grubu böyle ikiye ayrılıp iki taraftan geçmeye başlamışlar. Ama onlarca köpek balığı ve hepsi de çekiçbaş köpek balığı. O kadar şaşırtıcı oldu ki şimdi hem hareket etmiyoruz hem böyle çok yavaş soluk alıp veriyoruz. Hem de kimse kimseye bir işaret vermiyor ki kaçacak hayvanlar diye. Sadece gözle böyle. Bütün mahalleyi toplayıp gelmiş. Mahalledeki herkesi toplamış gelmiş. Muhteşem bir dalış yaptık. Etrafımızdan dolaştılar, gitmediler. 20 dakika kadar bizimle birlikte daldılar. Sonra yüzeye çıktık. Ondan sonra dalışı bitirdik. Bir bota bindik. Bottan tekneye gideceğiz. Ama hala herkes tabii aynı şokun etkisinde ve suya girerken de kesinlikle çok sakin olacağız dedik. Herkes öyle duruyor. Bota bindik. Yine kimse konuşmuyor. Tekneye ayağımızı bastık. Ben artık dayanamadım. Çığlık attı. Dedim ki görmeyen kimse var mı dedim. Herkes böyle müthiş bir şeydi çok yani. Güzel. Biz çünkü daha önce hiç böyle bir şey duymamıştık. Genelde çekiçbaş görmek için insanlar saklanırlar çünkü çok korkak bir cins. İşte gün doğumu saatinde beklerler saatlerce yukarı doğru bakarlar işte üstten birkaç tane geçer mi filan. Bizimki basbayağı böyle yanımızdan falan geldiler, geçtiler, bir daha geldiler, bir daha geçtiler. Yani onlar aslında bizi tehdit hissediyor. Biz zarar veriyoruz. Vermezsek. Onların evi o. Aynen öyle. Evet, onların evi o. Bir de onların diyetinde zaten insan yok. Yani böyle bir yanlış bilgi o var. O da hep çünkü Jaws filminden. Evet. Ya onların belki yemek istediği fok balıkları var ama fok balıkları benzeri diye insan yemek niyetiyle falan da gelmiyorlar. Öyle olduğu için hani çok sakin, gözleri çok az gören filan. Böyle daha çok duygularıyla hareket eden canlılar. Çok büyük köpek balıkları gördük. Whale shark deniyor ona. Balina köpek balığı. Muhteşem bir şey. 10 metre falan böyle. Yüz bitmiyor. Bir kısmını görüyorsunuz herhalde. Sonra o ilerliyor. Evet, evet. Onun dışında yaşadığınız ilginç deneyimler oldu mu bütün bu farklı ülkelerdeki dalışlar sırasında? Bu bana yeterince ilginç bir deneyim gerçi ama. Gerçi. Şimdi düşünüyorum, size ilginç gelenle bana normal gelen arasındaki farkı biraz düşünmeye çalışıyorum. Onun dışında leopar köpek balığı gördük. O da ilginç bir deneyimdi. Onun dışında mesela anemon balıkları çok ilginçtirler.
Onlar çünkü şu kadardır. Hani namı diğer Nemo. Onun burada içerisinde palyaço balığından bahsediyoruz. Palyaço balığı, evet. Evet, kayıp balık Nemo. Evet, kayıp balık Nemo dediğimiz balık o kadar asabi bir balıktır ki. Gerçekten. Kocaman işte sizi şunlar. Görse aynen öyle. Onun içi, o anemonun içerisinden çıkar böyle yukarıya kadar. Karşınıza da gelir, size kafa tutar. Ve yaklaştırmaz kendi yuvasına kesinlikle. Gerçekten çok şirin. Ve bu, evet. Bu da gerçek bir fotoğraf. Tabii tabii, gerçek bir fotoğraf. Bu su altı fotoğrafçılığı ile ilgili neler söyleyeceksin? Son yıllarda büyük bir ilgi var. Belgeseller çekiliyor, su altı fotoğrafı sergileri açılıyor aynı şekilde. Bu ayrı bir branş dediniz. Tabii, tabii. Bununla ilgilenen dalışı çok biraz, fazla kişi var mı? Var tabii. Dalışı biraz geliştirdikten sonra su altı fotoğrafçılığı aslında çok keyifli bir şey. Çok keyifle yapılabilir. Hatta su altı fotoğrafına başlayanlar artık kamerasız dalamaz hale geliyorlar. Türkiye'de de çok gelişmiş durumda. Bizim bir su altı fotoğraf kurulumuz var. Çok başarılı bir kurul. Dünya şampiyonası Türkiye'de yapıldı geçtiğimiz yıllarda. Bu sene başka bir ülkeye gitti bizim sporcularımız yine Türkiye'yi temsil etmeye. Çok güzel dünya çapında su altı fotoğrafında başarılarımız var. Çok iyi su altı fotoğrafçılarımız ve videocularımız var. Bizim çok büyük gurur kaynağımız. Bu sene yine ne zaman olacak? Eylül ayında galiba su altı fotoğraf Türkiye şampiyonası olacak. Yine oradan seçilenler dünya şampiyonasına gidebilecekler. Amatör yarışan herkes bu yarışmalara katılabiliyor. Amatör fotoğraf çeken herkes bu yarışmalara katılabiliyor. Çok ayrı bir şey. Bizim için ben fotoğraf çok fazla çekmiyorum. Su altı fotoğrafçılık eğitmeniyim de aynı zamanda. Öyle mi? Evet, ama onu çok geri planda bırakıyorum. Çünkü eğitimciliği şöyle daha çok ön plana koyuyorum. Örneğin Aziz Salt'ın çektiği fotoğraflar var. Fotoğraflar var. Evet. Bunlar da muhteşem. Tabii fotoğraf çekmekten çok etrafa konsantre olamıyordur artık herhalde fotoğrafçılar. Onlar zaten fotoğraf için dalıyorlar. Bölgelere fotoğraf için gidiyorlar. Onun çok, için çok etraftaki güzel. Diğer şeyleri belki tür çekmek için gidiyorlar. Sadece o türün canlılarını çekmeye gidiyorlar. Yani sadece belki makro canlıları çekmeye gidiyorlar. Gerçekten zor ama bir o kadar da zevkli bir iş olsa gerek. Evet. Şimdi, orada su altı fotoğrafları içerisinde mesela deniz tavşanı var. Onun ilginiz çekeceğini düşünüyorum. Bakarız oradan biraz. Burada imparator karidesi diyor. Böyle sarı iki müren. Tane kulağı havada olan daha önde kaldı herhalde. Şunlara da bir bakalım şöyle yakından. Tabii. Bu da çok ilginç bir fotoğraf değil mi? İmparator karidesi diyor ama karidesi görebiliyor musunuz siz orada? Görüyorum. Ama biraz sanki bu kalem bu gibi göz rengi işte değişmiş. Orada. Evet evet, şeffaf karidesler var çünkü. Ondan daha şeffaf olanlar da var, hiç görünmüyor. Çok ilginç. Neler var? Şu işte, alttaki bu dünyada de mesela ahtapotun gözü. Bu mu? Evet. Kuşa çok güzel değil mi? Ha, papağan gözüne benziyor değil evet. mi? Ama ahtapot gözü. Gerçekten çok ilginç. Evet, şimdi isterseniz biraz da eğitmenden bahsedelim. Eğitmenlikten bahsedelim. Bir yıldız evet. dediniz. Kaç yıldıza kadar çıkabiliyoruz? Ve sonrasında eğitmen olmak isteyenler ne yapmalı? Tabii biz dalıcı olarak 3 yıldıza kadar çıkabiliyoruz. Bir yıldız dedik, yeni başlayan 18 metreye kadar eğitmeniyle birlikte dalabilen kişi dedik. 2 yıldızlar, ikisi birbiriyle dalabilecek seviyede. Çünkü ilk yardım eğitimi, kurtarma eğitimleri alıyorlar. Ve teorik eğitimlerinde dalış hastalık kazalarına, basınç hacimli ilişkisinin onların yarattığı şeylere çok fazla yer veriyoruz. Daha sonrasında eğer bu işe ben birazcık soyunayım diyorsa o zaman 3 yıldız eğitimine geliyor ve bir dalış lideri olabilme hakkını kazanıyor. Dalış liderleri de suyun altında bir bölgeye gittiğinizde o grubu gezdirebilen kişiler. Dalış liderliğinden keyif alanların artık durumu çok fena. Çünkü onlar artık bu işin profesyonel tarafına adım atmaya başlayabiliyorlar. O da nasıl oluyor? Dalış eğitmenliği eğitimlerine katılıyorlar. Bu eğitimleri dalış merkezlerindeki eğitmenler veriyor. Belli dönemlerde bu eğitimler açılıyor. O eğitimi başarıyla bitiren kişiler Sualtı Sporları Federasyonu'nun belli aralıklarda yaptığı genel bir sınava giriyorlar. Bu sınav 2 gün sürüyor. 2 gün içerisinde onların teorik bilgileri, sualtı becerileri, su altındaki dalıcıya nasıl eğitim verebilecekleri, ders anlatımları, briefing, debriefing teknikleri hepsi değerlendiriliyor.
Ve bu eğitimler, bu sınav sonucunda başarılı olan kişiler yetkili eğitmen olarak dalış merkezlerinde eğitim vermeye başlayabiliyorlar. Sektörde eskiden eğitmen eğitimi almış fakat aktif eğitmenlik yapmayan çok kişi vardı. Ama sektörün değişmesi, büyümesiyle aslında bunun da bir iş kolu olduğu daha çok anlaşılmaya başlandı. Ben programdan önce konuşurken size söylemiştim, annem daha 2 senedir benim bir iş yaptığıma kanaat getirdi diye. Genelde böyle bu bir iş gibi değil, hobi gibi görünüyor. Ama hobiyi işe çevirmek isteyen varsa o zaman gerçekten hem gelir olarak hem işin şekli olarak pek çok keyifli ve çok imkanı var tabii ki. Bu arada yönetmenimizin bir sorusu oldu Gaye Hanım kulağıma. Şimdi göl dalışlarından da bahsettiniz. Evet. Van Gölü'nde dalıyorsunuz farklı yerlerde. Evet. Göllerin altı nasıl? Gerçekten merak ediyoruz. Hani denizler denildiğinde diyorsunuz belki berrak, farklı manzaralar var farklı noktalarda ama göllerin altında durum nedir? Çok değişik. Hepsi birbirinden çok farklı. Baraj gölleri var ya da normal göller var. Mesela Van Gölü çok derin bir göl. Yani orası deniz gibi adeta. Evet, 400 metrelere kadar iniyor. Hatta suyu da hem sodalı hem de belli bir oranda tuzlu. Canlılık çok farklı. Mesela İnci Kefali zaten Şahika'nın rekor denemesini adadığı sualtı canlısı olarak da geçmişti. Orada İnci Kefali görme imkanımız var. Onun dışında daha çok batık şehirler görebiliyoruz. Değirmendere tarafındaki dalışlarımızı da görüyoruz. Onun dışında Nevşehir tarafında yine Yamula'da daldığımız zaman oradaki evleri, camileri, aslında bu bizim yaşadığımız yaşantıyı, geçmiş dönemlerini suyun altında rahatlıkla görebiliyoruz. Ama tabii tatlı suyla tuzlu su birbirinden çok farklı. Dolayısıyla suyun altındaki canlı yapısı da birbirinden farklı. Ve dip yapısı da farklı. Dip yapısı tabii daha çok çamurumsu bir yapı. Yani denizde sizin gördüğünüz kum, çakıl, taş vesaire çok fazla orada yok. Çünkü öyle bir dip yok zaten geçmişte de. Onun içerisine su dolup gelmiş olduğu için dibe temas edildiğinde tabii görüş zayıflayabiliyor. Denizdeki kadar açık görüş çok fazla yok. Hem suyun çeşidinden hem güneşin açısından kaynaklı. Ama yine de çok güzel dalışlar var. Yani bakıyoruz, hiç beklediğimizden çok muhteşem su altı bulabiliyoruz. Canlılar farklı olduğu için onları da orada görmek çok güzel oluyor. En popüler dalış merkezleri ya da en fazla Kaş'ta mı? Hep biz çünkü Ankara'da yaşayanlar olarak Kaş'ı duyuyoruz. İşte hafta sonu değil Kaş'a mi? Dalış var şeklinde. Evet. En bilinen yer fakat orası galiba. Fakat bence Bodrum Kaş'ı geçti son 2 senedir. Çünkü çok fazla dalış yapılıyor. İşte su altını korumak çok önemli. Ve canlılık açısından şu anda ben Bodrum'un Kaş'tan çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Dalış bölgesi sayısı da çok fazla. Fakat Kaş çok güzel bir bölge, Kemer çok güzel. Her yerin birbirinden farklı güzel bölgeleri var. Demre'nin çok güzel mağaraları, kovukları var. Adrasan'da yine o şekilde çok güzel kovuklar, mağaralar var. Çanakkale'nin muhteşem rifleri var. Zaten Türkiye'deki sıralamaya girmiş yerlerden bir tanesi Bebek Kayalıkları. Oradaki canlı yapısı da çok güzel. Böyle bir dünya sıralaması var mı? Dünya sıralaması, Türkiye'de öyle bir sıralama var. Ama son yıllarda zannederim o sıralama artık yavaş yavaş değişiyor. Yenilemek lazım, yeniden bir bakmak lazım. Çünkü o sıralamanın yapıldığı yıllarda dalış yapılmayan birçok yerde şimdi dalış yapılıyor. Doğru. Sığacık'ta dalış yapılıyor Seferihisar Sığacık'ta ve yetkili dalış merkezleri var dalışa gidilebilecek. Aslında yetkili dalış merkezlerinin sayısı da arttı. Arttı İlla tabii. O bölgede bir deniz ya da göl olması da gerekmiyor. Gerekmiyor, evet. Hafta sonları herhalde gidiyorsunuz ama havuzda da eğitim aslında verilebiliyor değil mi? Havuzda biz bir başlangıç için hani o tanıtım dalışı düzeyinde bir çalışma yapıyoruz. İlk eğitim dalışını da havuzda yapmayı tercih ediyoruz. Ondan sonra adım adım denize giriyoruz ve derinliği yavaş yavaş artırarak 18'e kadar gidiyoruz. Bunun için Ankara'da da var, İstanbul'da da var. İstanbul'da, hatta Ankara'da, İstanbul'da, Antalya'da yeni açıldı çok güzel akvaryumlar var. Bu akvaryumların içine de dalış yapılıyor.
Dolayısıyla kışın çok soğuk zamanlarda bile Türkiye'de tropik dalış yapma imkanımız var artık. Ciddi misiniz? Tabii. Akvaryumların içinde bile. Tabii orada köpek balığı da var. Dalış onun yanında da dalış yapılabiliyor yani. Onları beslemek için falan zaten birileri giriyor. Ama tabii ama girip sadece gezi amaçlı dalışlarda bu akvaryumlarda yapılabiliyor. Çok enteresan. Sizin bundan sonrası için var mı bir dünya hedefiniz? Şu noktaya gitmedim, gitmek istiyorum dediğiniz yer kaldı mı? Var. Şimdi Aralık'ta Filipinlere gideceğim. Burada fotoğrafları var. Fotoğraflardan önce biz o kararı verdik. Çok güzel. O halde Deniz Magazin'de şöyle bir gösterelim. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun bir yayını. Bunu edinmek mümkün mü? Tabii. Gazete bayilerinde bulunuyor ama daha rahatlıkla edinmek isteyenler için abone olmalarını tavsiye edebilirim. Bakın benim yüzümle de bir uyum sağladı. Evet, doğru. Onunla ilgili bir yüzük takmışsınız. Evet. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun da isterseniz internet sitesini verelim. Son dakikalarda eklemek istediğiniz bir duyurunuz varsa yapılan çalışmalardan bahsedelim. Çünkü zaman zaman sizin de konferanslarınız oluyor, farklı etkinlikleriniz oluyor, sergileriniz, işte panayırlarınız ya da değişik kampanyalarınız, işte denizlerin temizliği gibi. Varsa yakın zamanda gerçekleşecek bir etkinlik duyurusunu da buradan yapalım. Tabii bunların hepsini zaten federasyon destekli yapıyoruz. Biz dalış merkezleri olarak kendimiz yapmıyoruz ama bütün dalış merkezleri yapıyor. Bunun için web sitemizi verebilirim. TSSF.gov.tr sayfasına girerek hem etkinlikleri görebilirler hem de oradaki bilgileri rahatlıkla alabilirler. Orada Deniz Magazin dergisinin abonelik formunu da bulup oradan doldurup gönderebilirler. Zaten çok cüzi bir ücretle dağıtılan bir dergi. Çünkü para kazanmak amaçlı yapılan bir şey değil. Evet, son dakikalara yaklaşıyoruz. İsterseniz son dakikalarda kurs almak ya da eğitim almak isteyenler ne yapmalı onu da bir hatırlatalım. Sualtı Sporları Federasyonu'nun kendi eğitimleri var mı eğitim olanakları? Kendisi eğitim vermiyor. Dalış merkezlerine yetki veriyor. O dalış merkezleri de eğitimleri veriyor. Web sitesine girince orada zaten yetkili dalış merkezleri içerisinden dalış merkezlerini herkes görebilir. Oradan da iletişim bilgilerine ulaşıp kendileri kayıt yaptırabilirler. Son soru. Bu da çok fazla soruluyor. Pahalı bir spor mudur? Şimdi bunun eğitimini almak, malzemesi, ekipmanı dalış yaptığınız firmaya mı ait oluyor? Hafta sonu işte farklı dalışa her seferinde gidiyorsunuz. Kendi alet edevatınızı edinmeniz mi gerekiyor? Ve bunlar nereden alınır? Ve tabii öncelikle pahalı mıdır? Pahalı mıdır sorusunun yanıtı aslında neye göre, kime göre olabilir? Yani pahalı olabilir. Yani pahalı. Aynı zamanda uygun fiyatlı olabilir. Malzemenizi satın almak zorunda değilsiniz. Bizim dalış merkezlerimizin sizin kullanımı için malzemelerimiz var. Bunu çok düşük ücretle de kiralayıp kullanabilir kişiler. Ama eğitimlerin ücreti çok yüksek değil. Tabii ki bir sertifikalandırma bedeli var ilk aşamalar için. Ondan sonra sadece gidilen gezilerin ücreti ödeniyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz Gaye Hanım. Ben çok keyifli bir sohbetti. Nasıl geçtiğini zamanını anlamadık. Ve eminim herkes heveslendi. Bir an önce yaz tam olarak gelse de işten izin alsak da gidip dalsak diye düşünenler mutlaka olmuştur. Size de çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, bu haftayı da noktaladık. Stüdyo Havas hafta içi her akşam Türkiye saatiyle 18'de canlı yayında TRT Havas ekranlarında sizlerle buluşuyor. Ben Fulya Akbuga. İyi hafta sonları. Pazartesi günü tekrar birlikteyiz. Şimdilik hoşçakalın.